Ben psikolog Erşah Aksa, Orion Klinikleri kurucu ve CEO'suyum. Evet, şimdi 25 Aralık Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında burada belediyemizle birlikte bir konferans gerçekleştireceğiz. Burada değerli hocalarımız var, kliniklerimizden gelen. Mesela ben bağımlılıklarımızı anlatacağım. Yasemin Hanım, kadının toplumdaki yeri ve kadınla ilgili konuşacak. Deniz Hanım çocuk ve ebeveyn ilişkileriyle ilgili konuşacak. Bu şekilde Marmaris halkı ile bir araya gelmekten mutluyuz ve ne biliyorsak aktarmaya çalışacağız. Önce kadınları güçlendirmemiz gerekiyor. Kadınların beynini özgürleştirmemiz gerekiyor. Zaten bu kapsamda Marmaris Belediyesi o kadar güzel ve özel bir şey yaptı ki şu anda kadın dayanışma merkezini açıyor. Ve kendi memleketimizde böyle bir kurum görmekten çok gurur duyuyoruz ve çok teşekkür ediyoruz Marmaris Belediyesi'ne. Doktor Yasemin Ozan, klinik psikoloğum. Muğla'da, Bodrum'da görev yapıyorum. Üsküdar Üniversitesi'nde de öğretim görevlisiyim aynı zamanda. Bugün Marmaris'e belediye başkanımız ve yardımcısının davetlisi olarak geldik. Özellikle kadına şiddet konusunda ve kadınla ilgili, kadın ve aile, kadının toplumdaki yeri, bunlarla ilgili bilgilendirme açısından bir konuşma yapacağız diğer ekip arkadaşlarımla. Aynı zamanda kadın, tabii kadın deyince anne, anne-çocuk ilişkisi, kadın deyince bağımlılık, eş bağımlılığı, aile bağımlılığı ve kadının toplum içerisindeki şiddete maruz kalma ve bunlardan nasıl kendini koruyabilir, bu konularla ilgili halkımıza elimizden geldiği kadar bilgilendirme yapacağız. Şiddet dediğimizde aslında şiddet sadece fiziksel şiddetten bahsetmiyoruz. Bunun yanı sıra cinsel şiddet, psikolojik, sözel şiddet ve finansal, ekonomik şiddet de işin içine giriyor. Tabii bunların hepsini bir paket olarak baktığımızda da aslında kadının toplumdaki statüsüyle de ilişkisi var. Statü dediğimizde kadının psikososyal ve ekonomik olarak toplum içerisindeki yerine baktığımızda genelde okuma yazma oranı en düşük kişileri kadınlar oluşturuyor. Bu eğitimdeki düşüklük tabii ki daha sonra da kadının iş hayatındaki yerini etkiliyor. Çalışma ortamındaki ve çalışma imkanlarını etkiliyor. Bunların her biri de işte kadını daha istismara açık hale getiriyor toplumumuzda. Değerli misafirler, belediyemiz ve Orion Psikoloji İşbirliği ile 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen konferansımıza hoş geldiniz. Öncelikle açılış konuşmasını yapmak üzere psikolog Erşah Aksa'yı kürsüye davet ediyorum. Bugün kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü. Toplumumuzun yarısını kadınlar oluşturmakta, diğer yarısını da kadınlar yetiştirmektedir. Bu yüzden kadınlar toplumun temelidir. Marmaris Belediyesi tarafından açılmakta olan Kadın Dayanışma Merkezi ile gurur duyuyor, belediyemize teşekkür ediyoruz. Önce zihinlerdeki kadını özgürleştirmemiz gerekiyor. Bu nedenle bireysel ve toplumsal farkındalığımızın artması için bizleri bir araya getirip bu güzel konferansa katılmamıza fırsat veren Marmaris Belediyesi'ne, değerli belediye başkanımız Mehmet Oktay'a ve emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca bizlere zaman ayırdığınız için sizlere de çok teşekkür ederiz. Kadın, Aile ve Toplum adlı sunumlarını yapmak üzere klinik psikolog Doktor Yasemin Ozan'ı, Bağımlılıklar adlı sunumunu yapmak üzere psikolog Erşah Aksa'yı, Çocuk ve Ebeveyn ilişkileri konulu sunumunu yapmak üzere psikolog Deniz Birgül Sevindi'yi sahneye davet ediyorum. Eğer 30 yaşında bir kadın hala evlenmediyse evde kaldı etiketini yapıştırıveriyoruz. Tabii bunun üzerine hadi diyelim ki evlendi. Evlendikten sonra şimdi
başka yükler de geliyor üzerimize. Nedir? İyi eş olmak. O zaman ne kadar suçluluk hissediyordum. Evet ya, kadın 20 yaşında 2 tane kız çocuğu vardı, büyüttü. Şunu yaptı, bunu yaptı, çalıştı. Biz niye yapamıyoruz derken sonra dedim ki anneme, hayır sen kendini feda etmişsin. 10 yaşında çocuğu var, diyorlar ki ben çocuğumun en yakın arkadaşıyım, o benim arkadaşım, bizim aramızda sır yok. Hayır öyle değil, çocuğunuz sizin arkadaşınız değildir. Onların arkadaşı çoktur, çocuğun kendine yol gösteren, kendini disipline eden ebeveynlere ihtiyacı vardır aslında hayatta. Tabii ki çocuğunuzla arkadaşlık olun ama arkadaşlık etmeyin. Bir de buna çok yakın ilişki bağımlılığı var. Kişinin ilişkiye zarar gelecek kaygısı, terk edileceği endişesi, ilişkiyi istediği noktaya götüremeyeceği düşüncesi yer almakta ilişki bağımlılığında. İlişkide karşı tarafı da çok sevdiğini zannetmek, onu çok özlemek, bazen farkında olmadan kaybetme duygusu abartılı derecede yüksekse bu durum kişiyi istismarlara çok açık hale getirir. Ebeveyn olduğumuz için çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani onların da psikolojisi bozulabilir. Çocukları anlamadan, onlarla tartışmadan, konuşmadan, çocukların isteklerini bile dinlemeden kendi belirledikleri emir ve kurallara çocuğun uymasını bekleyerek ve öyle hareket etmesini bekleyen tutum otoriter ebeveyn tutum. Şimdi böyle bir ailede yetişen çocuğun özellikleri peki neler oluyor ilerleyen dönemde? Bunlar stres ve tedirgin çocuklar oluyor. Özgüvenleri gelişmiyor, yetişkin olduklarında bile gelişmiyor. Hep böyle pasif oluyorlar, çekingen oluyorlar. Başkasının etkisi altında çok kolay kalabiliyorlar. Ve kendi başlarına karar veremiyorlar, yetişkin bile olsalar bile. Yani demek ki çocukluğumuz çok önemli ve ebeveyn olarak kendimizi yetiştiriyor olmamız çok önemli.